Herkese merhaba arkadaşlar. Hepimize güzel bir sırada kaldığımız yerden dünya günü güncellemesine devam ediyoruz. Tabloyu bitirdim ve başlıktan da gördüğünüz gibi premium dekorları aldım. Hepsine tek tek bakacağız. Ama videoya geçmeden önce herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyorum ve bölümümüze geçebiliriz. Şimdi tabloyu bitirdim. Eşyaları almadım. Tablodaki her şeyi de almadım. Hepsini bu videoda göreceğiz. Premium dekorları da bu videoda göreceğiz. İlk önce şuradan bir eşyalarımıza bakalım. Tabii ki param yeterli seviyede değil. Alınacak eşyaların parasını topladığımda 6000, 7000'e yakın bir param olması gerekiyordu. Fakat 3800'lerde. O yüzden o büyük şeyleri alamayacağım. Şu 2500 ve 3000. Hani belki şunlardan bir tanesini alabilirim diye düşünüyorum. Hani şundansa tepeye koyduğumuz o yunusların renklisi. Şu daha güzel gibi gözüküyor gözüme. Hani 3000'e bunu alsam gerisini de tamamlayabilir miyim de bir yandan düşünüyorum. İlk önce ufak ufakları alalım. Ondan sonra sona kalan da şunlardan bir tanesini seçeceğim. Büyük ihtimalle bunu seçelim. Evet, şimdi premium dekorlarda şu ikisi kafeye geliyordu. Bu arada oyunlara gerçek parayla bir şeyler alma durumuna karşıyım. Onu çok videolarda da zaten söylüyorum. Yaşı küçük olan arkadaşlarımız bunları almayın yani, hiç gerek yok. Ben sadece alamayan yaşı küçük arkadaşlarımıza göstermek babında bir içerik ürettiğim için, bir video çektiğim için bunları alıp size burada gösteriyorum. Onun dışında çok da hani almasam da olur denilebilecek eşyalar. O yüzden ben ya, videoyu izleyin. Ben burada gösteriyorum size. Şimdi koyun chia diye bir şey var. Nereye geliyordu? Buraya. Ne bu? Koyun diyor ama bir tık da şey, böyle hani mamuta da benziyor. Değişik böyle. Mamutla da çok alakası yok da hani cüssü olarak. Koyunun tüylerinin kırpılma gibi bir etkileşimi var. Bunu bir seçelim. Bir tane de yeryüzü bakı arkadaşı. Böyle de bir çöp kutumuz var. Şimdi bunların ikisi gerçek parayla gelen şeyler. Sonra şunu da açalım. Şuraya gelen bir saksı vardı. Bunu da açtım. Hatta bir dakika, şuradaki çiçeği kaldırmak istiyorum. Çünkü o birazcık orayı engelliyor. Tamam, buraya dünya geliyor. Şurada çiçek olacak. Bunu da aldım. Bunun yerine de saatimizi aldık. Şuraya da lambalar. O sarmaşıklı şey vardı. Onu kaldırdık. Güzel. İki tane lamba geldi ama lambalarla birlikte bu yunuslar çok da bir kafa karıştırıyor. Aslında o yunuslar olmasa da olur bence. Tamam, burası bu kadar kaldı. 2634. Gelelim bahçeye. Şimdi bahçede şu var ve bu var. Şimdi bu buraya geliyor. Yani bu da çimen diyorum, çalılar. Arada bir de kurbağa atlıyor. Hani bu da güzel. O da güzel. Şimdi 30'a bunu aldığımda zaten 25 elmas yok. Görevleri yapmış mıydım hatırlamıyorum. Görevleri yaparsam zaten 10 gelecek. 15 eksik olacak. Bir de bir 10 elmaslık bir başarı kazanmıştım. 25 şey gelecek. Pardon, alabilirim. Tablodaki elmasları daha almadım. Evet. Tamam, bunu alıyorum arkadaşlar. Tabloyu tamamladıktan sonra da 25'e bunu alacağım. Çünkü tablodaki hiçbir şeyi almadım. Şimdi orada hepsini alabasacağım. Eskiler bilir. Komple o şekilde duyacağız ve onu alacağız. Tamam. Şimdi bitti. Premiumları. Bahçede premium var mıydı? Dur bir dakika. Şey vardı. Dur. Ben kaç tane premium aldım ya? Maskot. Şu. Dünya maskotumuz vardı. Bahçeyle alakalı ben premium almadım mı? Şunlar vardı. Doğru ya. Kafa gitti. Şu. Fil. Su fışkırtıyor şey gibi, duş gibi. Tamam, bu var, bunu parayla aldım. Bir de bunu. Tamam, bunu da aldık. Bu geyik de Ceylan'da sağ tarafa gelecek. Tamam, hallettik. İki tane bu, iki tane kafeye 4, bir de maskot 5. Toplamda 5 tane almıştım. Unuttuğum bir şey yok diye düşünüyorum. Tamam, unuttuğum bir şey yok. Hadi başlayalım. Evet, geldik. Express kargo. Bir yerleştir bakalım. Çok güzel. Saatimiz geldi. Lambalar geldi. Şurası geldi. Burası geldi. Bu ağzından çöpler atılıyor buna galiba. Şunu da kırpıyorsun. Farklı tarzda. Şimdi bu orijinali. Papatyalı bir model. Şöyle yandan örgülü bir model. Tepede toplamış, kurdele takmış bir model. Dağınık, salaş bir model. Çok tatlı.
Şimdi görevler, evet. Benim burada zaten görevlerim varmış. Bunu da bitirebilirsem bitiririm. Başarım, tabloyu tamamladığım için çevre savunucusu bir adet buradan elmasım geldi. Bunu almadım videoda görelim diye. Şöyle bir tabloya da bakıyorum. 90, 24 ve 30 olarak hepsini tamamladım. An itibariyle videoyu son ana kadar beklettim. Etkinliğin bitmesine 12 saat 25 dakika var. Şimdi hepsini alıyorum. Dı Hepsi gitti. Şu kutumuzu hemen aktifleştiriyoruz. Bu yeni duvarımızı da aktifleştiriyoruz ve hepsi gelmiş bulundu. Duvarımız da gayet güzelmiş. Şimdi neyi alacaktım? Dur. Bahçeye gidiyorum. Şuna bakalım. Bunun üzerine basınca hortumu bir hortumu yukarı doğru şey yapınca gökkuşağı çıkıyor. Aşağıya yapınca şunları suluyor. Ay bu çok güzelmiş. Güneşe doğru böyle sular fışkırınca gökkuşağı alışıyor. Güzelmiş, hoşuma gitti. Bunda bir etkileşim var mı? Hayır, buna tıklayınca herhangi bir etkileşim yok. Bu böyle bambusuna sarılan bir panda şeklinde takılıyor. Şuraya da geyiğimizi koyalım. Geyikte de galiba şey yoktu. Geyik diyorum işte. Ceylan Saola diyor. Saola mıymış bunun adı? Bilmiyorum. Her neyse. 25'e de bunu alalım. Bunda herhangi bir etkileşimi yok. Bu böyle bir biblomsu bir şey. Vallahi çok güzel oldu. Çok tatlış. Heh, şuraya tıklayınca kurbağa. Evet, kurbağa tıklayınca çıkıyor. Ay çok hoşuma gitti. Her şeyi tamamladık. Her şeyi aldık. Bugünü de oynamaya gerek var mı? Şunu bedava vereceğim. Şu çöp kutusunu tam net göremedik çünkü. Ha, şöyle olsun. Buralarda ışıklar mışıklar yanma falan filan gibi bir etkileşim var mı? Yok. Dünyada yok. Saatte de yok. Bak saatte bir dakika. Onu siz göremiyorsunuz. Şöyle kendimi 2 dakika şuraya alıyorum. Saati zaten kendi oyunlarınızda alanlar görmüştür de. Her şey o kadar geri dönüşüm üzerine ki saat düğmelerden yapılmış. Evet, düğmeler ortası böyle ilmekler geçirilmiş. Çok tatlı. Her şey çok tatlı. Ha, şuna içine ne atıyor? Ha, kutu kola atıyor. Tamam, geri dönüşüm. İşte metal kutuları falan atıyor. Ağzını açıp açıp atıyor. Çok tatlı. Valla etkileşimli ürünlere bayıldım. Bu çok eğlenceli. Aa, komple. Ha, şu da vardı, tamam. Farklı bir model mi dedim çıktı. Bu da çok güzel. Bahçe de çok güzel. Valla hepsi çok hoşuma gitti. Evet, bu etkinlik bu kadardı. Günü oynamaya hiç gerek yok. Ben o görevleri yapar, 10 elmasımı da alırım zaten. Parayı da biriktirmeye çalışacağım. Mayıs'ta Anneler Günü gelecek. Alicante'nin annesiyle buluşma hikayesini, serüvenini zaten çokça oynamıştık. Bu sene farklı bir şeyler olur mu? Aynısı mı olur? Değişik bir işte anne oğul, anne kız hikayesine mi geçilir bilmiyorum ama Mayıs'ta Anneler Günü var. Haziran gibi de galiba. Yani Haziran, Temmuz gibi. Haziran sonuna doğru belki. Yaz güncellemesi ufak ufak başlar. Anneler Günü'nden sonra yaz güncellemesi gelecek. Aralarda ufak böyle birkaç günlük, 5 günlük, 6 günlük işte ne bileyim ahşap dekorlar, mermer dekorlar, işte altın eşyalar falan gibi minik minik onları yine sokuşturabilirler. Emin değilim hani eşyaları tamamlayamayanlar tamamlasın diye. Genel olarak zaten çoğumuz tamamladık. Oyuna yeni başlayanlar anca alacak. Onun dışında büyük bir güncelleme, en büyük güncelleme yazın olacak olan sahile gidip neydi onun adı sahilde surf yapanlara pizzalar dağıtmıştık. Yaz güncellemesi de büyük ihtimalle aynı olacak diye düşünüyorum. Yine aynı mekanda. Yazdan sonra da Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim tabii. Eylül'de ne gelir bilmiyorum. Ekim'in sonunda yine Cadılar Bayramı, Kasım'da sonbahar, kış falan derken 2024'te bitti. Yılı ne çabuk bitirdim. Gerçekten yılı pizza oyunundaki gelen etkinliklerle bu ay şu geldi, şu ay şu geldi diyerek komple aralığı buldum. Böyle aralarda farklı farklı işte Grand Prix'ler onlar bunlar bir şeyler getirirlerse boşluk ayları o şekilde doldururlarsa bilemiyorum ama mevsimsel ve işte özel tarihlere göre olacak şeyler, güncellemeler, etkinlikler genelde bunlardı.
Öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz de güzel bir şekilde tamamlamışsındır. Paralı olan eşyaları da bu şekilde size göstermiş oldum. Vallahi hepsi güzel, birbirinden güzel ama bunlara tabii ki gerçek para vermeye değecek şeyler değil. Yani bu burada olsa ne olur, olmasa ne olur düşüncesiyle olmanızı istiyorum küçük arkadaşlar. Lütfen böyle şeylere para harcamayın. Zaten dolarla falan gerek yok yani. Hani eskiden bunlar böyle paralı gelmiyordu, bedava geliyordu. Artık en güzel ürünleri gerçekten gerçek parayla getirmeye başladılar. Ekonomi, yapacak bir şey yok. Herkes bir şekilde oyunun üzerinden para kazanacak. Ticaret, her şey ticarete döndü. Alıp almamak tabii ki bizlerin elinde. Onlar da bir şekilde ekmeğinin peşinde. Herkes ekmeğinin peşinde. Ama güzel ürünlerin tamamının paralı gelmesi tabii ki bir tık üzüyor. En eski yılları 2019-2020 yıllarına gittiğimizde şöyle bir geçmişte bu oyunda yoktu böyle şeyler. Her şeyi gayet güzel her sene alıyorduk. O yüzden eşyalarımız bu kadar fazla. Her şeyi tamamlayabilmiştik. Çok daha güzel eşyalar yapıyorlar güncellemelerle falan gelen etkinliklerde ama artık hepsinin paralı olması tabii ki bir tık üzüyor. Yapacak bir şey yok. Ben içerik size sunduğum için, video hazırladığım için hoşuma giden, beğendiğim, bütçeme uygun dekorları bu şekilde alıp size göstereceğim elimden geldiğince. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki pizza etkinliğinde, etkinlik güncelleme geldiğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.